Merhaba değerli dostlar. Aslında Eğirdirli ama bahçesi gelen dosta Kenan abimin bahçesindeyiz. Buraya gelmemizdeki asıl sebep Kenan abimi 2 yıldır ikna edemediğim için. 2 yıldır abi siyah gübre atar mısın, siyah toprağı atar mısın ama 2 yıldır cevap vermedi. Yalnız atan birinin bahçesine gitmiş, görmüş, sormuş, sen karışma at arkadaşımız 10-60 gübreyi. Kenan abi sana veriyorum sözü bak. Böyle oldu değil mi abi? Doğru. Aynen öyle oldu. İki sene ben sana gübreyi at dedim. Aynen öyle. Gübreyi atmadın. Ama atan biriyle görüştün. İnancın geldi attın. Aynen öyle. Sonucu gördün. Şimdi evet. Ne diyorsun abi? Şu anda çok güzel. %100'ün ne farkı. Ne oldu Kenan abi burada? Ne değişti? Ne var bu ağaçta? Ne görüyor farklılık sen abi? Şimdi biz bu bahçede verim alamıyorduk. Evet. 300 kasa, 400 kasa elma alıyorduk. Ağaç kumçuya gidiyordun. Ağaç evet. Dinç gidiyordun. Meyveyi silkiyordun. Yaprak gözüne çeviriyordun. Ve siyah toprağa atınca ağaç meyve gözü canlandı ve meyveye döndü. Evet. Meyveye döndüğü için verimi bu şekilde yakaladık. Ve elmada görüyorsunuz %100'ün farkı. Kalite demişsin ağaçta belli. Rengi. Ağaçta rengi demişsin belli. Yaprağın kalınlaşı belli. Gelecek senenin gözleri belli. Gelecek senenin gözleri belli. Ve %100 gübreye atmanızı tavsiye ederim. Kenan abi sen bu gübreyi attın. Allah razı olsun biz tercih ettik. Evet. Peki Kenan abi şu toprak yapısı değişme oldu mu abi? Gayet oldu. Önce toprak sıkıydı. Şu anda toprak kendini saldı. Gevşedi değil mi abi? Gevşedi. Kabardı toprak. Aynen öyle. Verdiğin gübreyi ağaç alıyor yani. Su şeyin senin salmıyor. Burada çiçek tutma problemi vardı. Evet. Elma tutmuyordu. Aynen öyle. Elma sürekli ağaç sürekli boya gidiyordu, sürme ya, yapıyordu ama elma olmuyordu değil mi elma abi? Elma olmuyordu. Evet, %100 gübre %100 ve bitki farklı. Beslemeleriyle. Biz buraya alevit attık, kalsiyum attık, solikal attık, attık. Solisimo attık, amino asit attık, solamino. Aynen. Yapraklar renklendirici attık, doğru mu abi? Doğru. Bunları hep kullandık. Hepsini kullandık. Ya bunlarda bir gram ben sana buraya gelip şunu söyle bunu söyle demedim abi. Evet. Yalan yok yani abi, aynen. Ne görsün o doğa. Aynen öyle, ağaçtan iyiyse belli zaten. Evet. Her şey belli. Burası var, nizam var. Burası ne geçiyor bu ağaçtan cinsi Kenan abi? Yarı bodur geçiyor. Yarı bodur. Evet. Kaç yaşında bu ağaçlar abi? Bu ağaçlar ben dikle aldım 8'den 9 yaş arası. Evet. Sen daha önce kimyasal gübreleri denedin Kenan abi? Evet. Ama bu kadar randıman alamadım. İsim vermeyelim 15-15 kimyasal gübreleri. Hepsini öyle. Attın değil mi aynen abi? Aynen attım. Onları neden atıyordun Kenan abi? Ya biz tabi anadan dededen babadan ne gördüysek o yüzden gittik ama tabi biz daha iyisine kavuşmamız için bazı arkadaşların neticesiyle evet. Siyah toprağa attık ve ağacı takıp verimi yakaladık. Riski atmak istemiyordun. Aynen riski siyah atmadım. Toprağı bilmiyordun. Aynen öyle. Ama şu anda herhangi bir kişi gelip seni başka bir şeye inandırabilir mi abi? İnandıramaz. Şu sonucu gördükten sonra abi. Evet. Kalpten, gönülden, yürekten bunu bütün herkese tavsiye ediyor mu abi? Ediyorum. Bilen bilir değil mi abi? Bilen bilir, bilmeyen 2 yıl geriden gelir. 1 yılda fazla atıyorum. Bir yılda fazla değil mi abi? Bir yılda fazla atıyorum. Kenan abi ben sana çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Yürekten teşekkür ediyorum biz abi. Biz de yürekten teşekkür ederiz. Neden ediyoruz. Biliyor musun abi? Evet. Çünkü biz alt tabakada kendi halinde yaşayan insanlarız abi. Aynen öyle. Bizim hata yapma şansımız yok. Yok. Yanlış yapma şansımız yok. Sen bugün bu elmayı gübreyi tavsiye etmediğin depocuya, evet. Tüccara sattın doğru mu abi? Sattım. Siyah gübre inanıp almadı. Şimdi geldi ne dedi abi sana? Elmayı aldı çık gitti yani. Bakma konuşma gerek yok değil mi abi? Gerek yok. Fiyatını söyledi, paran peşin, elmayı aldı. Aynen. Doğru mu abi? Doğrudur. Biz demek ki doğru yoluz Kenan abi. Aynen öyle. Allah'ın izniyle inşallah abi bundan sonraki yıllarda %100 gübreyle devam ettiğimizde hem tonajımızda hem kalitemizde hep fark yaparak demiş Kenan abi. Aynen öyle. Bu konuda hiç merakın olmasın. İnsanların da bütün çiftçi arkadaşların da Kenan abi gibi diğer arkadaşlar gibi kullanmasını arazilerinde bir sırasına 5 sırasına, 3 ağaca, inanmıyorsa 1 ağaca kullanmasını tavsiye ediyorum. Evet. Biz bu bahçede bir tek de burayı çekmiyoruz. Bakın bahçeyi de gezebiliriz Kenan Bey'le beraber. Bahçeyi de gezebiliriz. Evet. Bakın ağaçlar zaten her şey ortada. Maşallah dostlar şöyle arkaya da çekebilirsin. Golden'imiz burada. Golden cinsi. Kenan abi sen de gösterebilirsin Kenan abi. Şimdi ben satıcıyım. Bana insanlar reklam aynen. Yapıyorum diyebilir. Aynen öyle. Çok güzel abi. Şöyle alabilirsin. Şeyin abi. Reklam yapıyorum diyebilir. Bu ağaçlar bugüne kadar böyle bir tonajda gelmemiş. Doğru mu? Aynen abi? Öyle. Evet. Beş daha böyle olmadı. Bak evet. Dallar yıkılıyor maşallah. Hüseyin abi. Maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. Şuraya Allah bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız? Emlerimizin karşısına aldık şuraya ya. Şuraya bakar mısınız? Şuraya bakar mısınız abi? İşte yani konuşulacak bir söz yok. Şu elmanın değeri 7 lira ama piyasa olmadığı için
Yani biz uygun fiyata verdik yani. Şu evet. anda değeri 7-8 lira şu anda. Kenan abi, Isparta'dan kalktık, Kenan Sokak'a geldik bahçeye. Bizi tercih olsun. Ettin. Valla kullandığına ben memnun oldum abi. Çok sağ ol. Senin böyle sevinçli görmene memnun oldum. Elmayı sattığına ayrıca memnun oldum. İstersen aşağıya mı bakalım abi? Kenan abi gel aşağı doğru gidelim. Tamam. Buralar gelmişken aşağılarda görelim. Bazı arkadaşlar görsün. Yani emeklerini boşa harcamasınlar. İnanmayanlar değil mi abi? İnanmayanlar. Versinler. Yani 10 ton vereceğine 20 ton fazla versinler. Emeğine karşısına alsınlar yani. Siyah toprağın farkı. Yüz diyorum Hüseyin abi, dallar dayamıyor. Seyrettiğimiz halde. Maşallah maşallah. Görüyorsun şöyle girebilirsin. Aşağıya da çekebilirsin. Kendin abi biz burada noktalayalım abi. Gerek yok abi. Sen tamam. de söyleyeceğini söyledin. İnsanlara. Aynen. Ben de söyledim abi. İnsanların bu gübreyi kullanmasını ben her zaman tavsiye ediyorum. Evet. Bunu insanlar senden de duysunlar. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Doğru mu Kenan abi? Evet. Biz videoyu burada noktalayalım. Kenan abi gel böyle. Evet arkadaşlar, Isparta gelen dosta Kenan Algın Kılıç'ın bahçesindeyiz. Kendisi aslen Eğirdi, Banıslı. Evet. Gökçöy yeni ismi. Burada çok kaliteli bir elma yetiştirmiş. Siyah gübreyle biz destekledik burayı. Siyah gübreyi kullandı. Tutum problemi bitti. Renk alma problemi bitti. Elmadaki kalite, kalibrasyon problemi bitti. Sürgün problemi yok. Gelecek senenin gözlerini de ağaç hazırlamış. Evet. Onlara da baktık bizzat. Bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kenan Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum.